Değerli dostlar, Panorama 1326 Fethi Müzesi'nin alt katında tablolarla Osmanlı kuruluş dönemi hakkında bilgi verilmiş oluyor. Bursa'daki ilk altı padişah. Bir de bazı maketler yer alıyor. Ulu Cami maketi gibi, Yeşiltepe maketi gibi. Bir de şurada Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin maketi yer alıyor. Değerli dostlar, burada Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin olduğu yerde eskiden bir Bizans manastırı vardı. Aya Elia ismindeki manastır. Bakın Orhan Gazi türbesi ile ilgili bilgi veriyor. Orhan Bey Bursa'yı fethedince Aya Elia manastırının bir kısmını Orhan Medresesi, bir kısmını da Fethi Camii olarak Orhan Camii'ne dönüştürmüş. Kaleiçi Orhan Camii olarak hizmet vermiştir. Orhan Gazi'nin vefatı ardından buraya defnedildiği bilinmektedir. 1855 depreminde türbe tamamen yıkılmıştır. Osman Gazi Türbesi ile birlikte 1863'te Sultan Abdülaziz tarafından inşa edilmiştir. Türbe replikası 1/100 ölçeklidir. Evet, 1/100 ölçekli bu türbe replikasında soldaki Osman Gazi Türbesi, sağdaki Orhan Gazi Türbesi. Tophane Parkı'na girildiğinde önce Orhan Gazi Türbesi'ne girilir. Zira Osman Gazi Türbesi'nin girişi arka taraftan yer alıyor. Bu türbelerin olduğu yerde bir Bizans manastırı vardı. Aya Elia ismindeki bu manastır yaklaşık 1000 yıl kadar önce, 1000'li yılların başında inşa edilmiş olan bir manastır konumundaydı. Osman Gazi, Bursa kuşatmaları sırasında buradaki manastırın kubbesini göstererek oğluna demişti ki, oğlum şu Bursa'yı alasın ve beni şu gümüşlü kubbenin olduğu yere defnedesin der. Bu Panorama Müzesi'nde güzel bir resim olarak o da yansıtılıyor. Bakın burada Osman Gazi ile oğlu Orhan Gazi bir kalenin burcundan bakıyorlar. Bu Molla Arap mevkiindeki Balabancık Kalesi'dir. Ve Osman Gazi'nin işaret ettiği, bakın gümüş kubbeli yer dediği yer, Aya Elia ismindeki o manastırın olduğu yerdir. Beni bu gümüşlü kubbenin altına gömesin der. Osman Bey Bursa'nın fethini göremez. Vefat ettiğinde Bilecik Söğüt'e gömülecek. Babası Ertuğrul Gazi'nin yanına gömülmüş olacaktı. Ve 6 Nisan 1326 tarihinde Orhan Gazi Bursa'yı fethettikten sonra babasının vasiyetini yerine getirir. O manastırı bir camiye çevirir, bir kısmını medreseye çevirir ve o gümüş kubbenin altına babasını defnettirir. 1855 depreminde yıkılınca şu anki iki ayrı türbe şeklinde yapılmışlardır. Orhan Gazi türbesine girerseniz yerde renkli taşlar, mozaik taban görürsünüz ki o Bizans manastırı döneminden kalmadır. Yaklaşık o yüzden de 1000 yıllıktır. Osman Gazi Türbesi'nin giriş kapısında, öbür tarafına geçelim, giriş kapısını göstereyim. Osman Gazi giriş kapısının üzerinde tabi türbe giderseniz şayet bir tuğra vardır ki Sultan Abdülaziz'in tuğrasıdır. O tuğrada o Sultan Abdülaziz'in bu türbeyi 1863'te yaptırdığını anlatmış oluyor. Burada da yine Osman Gazi Türbesi ile ilgili bilgi de Bursa kuşatma sırasında Osman Gazi'nin Aya Elia Manastırı olduğu belirtilen gümüş gibi parlayan kubbenin altına gömmeyi vasiyet ettiği kaydedilmektedir. Orhan Bey Bursa'yı fethedince manastırın bir kısmı Orhan Medresesi, bir kısmını da Fethi Camii'ne dönüştürmüş, gümüşlü kümbet binasının içinde babasını defnederek vasiyetini yerine getirmiştir. Osman Gazi Türbesi 1801'de yanmış ve ardından tamir edilmiştir. 1855 depreminde tamamen yıkılmamışsa da çok büyük hasar görmüştür. Sultan Abdülaziz tarafından 1860 daha geniş ölçülerde inşa edilmiştir. Türbenin hem gövdesi hem kasnağı hem de kubbesi sekizgendir diye ifade ediyor. Türbeler genellikle sekizgendir. Bunun sebebi sekiz cenneti sembolize etmesinden kaynaklıdır. Evet, Bursa'mızdaki Tophane Park girişindeki Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin 1/100 oranındaki küçültülmüş halini Panorama 1326 Müzesi'nde görebilirsiniz.